The relatively recent advent of studies on happiness, sometimes called SWB, has led to a science of well-being. Relatively, nispeten, göreceli olarak, recent, yakın zamanlardaki, son zamanlardaki, advent of studies on happiness, mutluluk konusundaki çalışmaların gelişmesi, ilerlemesi, advent, özel bir kullanım var. geçiyorum. Ki bazen buna SW deniyor. has led to a science of well-being. Well-being huh, Vücut ve e, sağlık olarak, efendim, olarak iyi olma. Bilimi ne? Has led to yol açtı, sebep oldu, götürdü. Şu vatandaşlara göre. Argyle noted that different researchers had identified different components of happiness such as life satisfaction, positive effects, self-acceptance, positive relations with others, autonomy and environmental mastery. Argyle noted that bildirmiştir ki normalde not not almak demek. Yazmıştır ki yani. Dolayısıyla bildirmiştir ki different researchers had identified different components of happiness. Farklı araştırmacılar tespit etmişlerdi diye bildiriyor. Tespit etmişler. Neyi? Different components of happiness. Mutluluğun farklı bileşenlerini tespit etmiş, belirlemişlerdi diye haber veriyor. Bu mutluluğun bileşenleri, farklı bileşenlerde neler? Ne gibi? Such as life satisfaction. Ha, hayattan, yaşamdan tatmin olma. Yaşama dair tatmin, mutluluk. Satisfaction hem tatmin olma durumudur hem de bunun verdiği mutluluk hissidir. Positive effect. Ne demekse pozitif etki. Ne anlamda kullanıyor bilmiyorum. Self acceptance. Öz kabullenme kendi içinde bulunduğu durumu, şahsiyeti, işi, sosyal statüsü vesaire bunu kabullenme. Positive relations with others, başkalarıyla pozitif ilişkiler, otonomi, nedir otonom? Kendi kendine yeten, başkasına bağımsız, bağımlı olmak zorunda olmayan, otonomi and environmental mastery ve çevresel uzmanlık, ustalık ne demek bu? Environmental mastery. Buradaki environment biyolojik anlamda evet kirlenen işte çevredir falan o anlamı doğru. Ama aynı zamanda bir insanın içinde yaşadığı ortam demektir environment. Environmental mastery ise içinde bulunduğunuz ortamın üstesinden gelmek, o ortama hükmetmek anlamına geliyor. Gibi şuraya kadar. Bunların hepsi örnekler. Şunun 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 gibi gibi mutluluğun değişik komponentlerini, bileşenlerini tespit etmişler değişik araştırmacılar diye haber veriyor Argyle Efendi. It constitutes joy, satisfaction and other related positive emotions. Constitute normalde oluşturmak demek. Ama burada oluşmak anlamında. Buradaki it yani mutluluk oluşmaktadır. Neyden? Joy, neşe, mutluluk ama şuradan örnekle anlatayım size. Tears of joy. Mutluluk gözyaşları. Yani sizi işte ağlatacak kadar bir mutluluk bu. Joy, basit bir mutluluk, basit bir zevk, keyif hali değildir. Yüksek, çok, üst seviyeden bir mutluluk bu. Satisfaction, tatmin ve other related positive emotions. Ve diğer ilişkili, bununla ilişkili pozitif duygulardan oluşmaktadır. Myers noted the stable and unstable characteristics of happy people. Myers ise nelerden haber vermiş, neleri yazmış? Mutlu insanların stable, kararlı, istikrarlı veya da unstable, kararsız, istikrarsız. Evet. Türkçe kaymaya başladı, iyi mi? Özellikleri, characteristics, özellikler demek. Daha önce bahsettiğimi bilmiyorum. Çok eski, ne kadar? 92 yılında olsa gerek. Dilimden ameliyat oldum ben. O zamandan beri e, hafif hafif böyle kelimeler karışıyor. Ve şeyi fark ettim, e, kelimeleri de etkiliyor. Yani sadece söyleme biçimini değil, geri beslenme mi yapmıştır nedir? Beyinde bir takım şeyleri de sallamış herhalde ameliyat. Nasıl? Evet, aynen öyle. Etkisi var mı? Evet, evet. Full anesteziydi zaten. İşte o zamandan beri normal değilim yani. Gelin Teşekkür ya. ederim. Yani, Aynen gelinir, öyle. Gelinir, hı hı. Yani bende Allah'a şöyle bir şey e... var mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> ne diyordum <laughs> diyormuşum değil mi? <laughs> evet. Siz kimsiniz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İyiymiş evet. They tend to be creative, energetic, decisive, and fle flexible and sociable. Şuradaki stable, karakteristiği burada. Özelliklerin istikrarlı veyahut da işte tutarlı olmasını vurgulamış ama stable veyahut da unstable ne bileyim mesela bir kaya yığını içinde kullanılıyordu. Unstable rocks mesela. Evlilik, ekonomi, her şey için bunlar kullanılır. They yani şu pardon happy people, mutlu insanlar tend to be creative energetic decisive yaratıcı, enerjetik, enerji dolu, decisive kararlı, bir şey yapma konusunda karar vermiş ve onu takip ediyor. flexible esnek, jimnastikçinin esnek olmasıdır aynı zamanda. ve sociable. Ha yani sociable sosyal açıdan girişken olma eğiliminde genellikle bu insanlar. They also tend to be more forgiving, loving, trusting and responsible. Aynı zamanda bu insanlar ne olma eğiliminde? Daha affedici, bağışlayıcı, sevici yani sevecen. Sevecen derken karşı taraftakini seven anlamında. Trusting güvenilir değil de güvenir. Size güveniyor mutlu olan insan. Ve responsible. Sorumlu, sorumluluk sahibi daha hepsi bundan hepsi şöyle, şöyle olma eğiliminde. They tolerate frustration better and are more willing to help those in need. Bu insanlar tolere ediyorlar, katlanıyorlar. Frustration değil. Frustration can sıkıntısı ama böyle bir şey yapmaya çalışıp da bir türlü yapamamanın oluşturduğu bir böyle sinirlilik hali. Bu kedi köpekte de olur. Çocuklarda, herkeste olabilir. Dediğim gibi bir şey yapmaya çalışıyorsunuz ama beceremiyorsunuz. Bu hayal kırıklığı da vardır. Frustration içerisinde. Kızgınlık da vardır. Dediğim gibi mesela işte YDS'yi geçmeye çalışıyorsunuz. Benim kursuma gelinceye kadar 5 kursa gittiniz. Evet. Olmuyor. Ee, yok ben sizi bir daha kabul etmem kursa canım. Allah göstermesin canım. Gelmeyin yani. İstemiyorum. İnşallah. Evet. To frustrate diye bir fiil var. İnsan canını sıkmak. Mesela çocuklar, özellikle 3-5 yaşında değil mi? Daha hayat yeni tanıyorlar. Neden, 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 neden? Değil mi? Yani sonunda frustrated oluyorsunuz işte. They cause frustration in people. They, mutlu insanlar, frustration, can sıkıntısını better, daha iyi tolere ederler. Buna daha çok katlanırlar. Ve are more willing to help those in need ihtiyaç içerisinde olanlara yardım etmeye daha gönüllüdürler. Willing, gönüllü. Nasıl? İstekli, gönüllü. Hı hı. In short, kısacası, they feel good, so do good. Kısaca, bu insanlar kendilerini iyi hissediyorlar. Dolayısıyla da iyi yapıyorlar. Yani iyilik yapıyorlar. Şuradaki good, iyilik oldu do good dediği zaman iyilik yapmak. Ama aynı zamanda başarılı olmak anlamı da vardır. Diener has defined SWB as how people cognitively and emotionally evaluate their lives. Diener SWB olayını nasıl tanımlamış? Define as bir şeyi bir şey olarak tanımlamak. Ne olarak tanımlamış? How people cognitively and emotionally evaluate their lives. İnsanlar yaşamlarını kognitif, bilişsel ve duygusal olarak işte nasıl değerlendiriyorlar. Değerlendirme şekli olarak tanımlamış SWB'yi. İnsanların yaşamlarını bilişsel ve duygusal olarak değerlendirme tarzı da diyebilirsiniz burada. Tarz olarak tanımlamış. It has an evaluative good and bad as well as hedonic, pleasant, unpleasant dimension it dediği bu vatandaşın tanımına göre mutluluk hezen evaluatif evaluate neydi az önce geçmişti değerlendirmeydi evaluatif evaluatif değerlendirilmeci veya da değerlendirmeye ait değerlendirimsel diye bir şey var mı ne nasıl diyeceğiz bunu değerlendirme yönü diyelim zaten şurada dimension diyor boyut yani değerlendirmeye ait bir boyutu var. Yani bir şeyi good ve bad diye değerlendiriyorsunuz. Ve as well as aynı zamanda hedonik. Yani pleasant, unpleasant. Pleasant, hoş. Unpleasant ise hoş olmayan, nahoş gibi bir boyutu var. Hedonik, hedonizm, hedonist, hedonik insanlar veyahut da işte hedonizmi benimseyen insanlar özellikle bedensel zevklere çok düşkündürler. Her türlü aracı kullanıp işte bedensel zevke ulaşmaya çalışırlar. Positive psychology is the study of factors and processes that lead to positive emotions, virtues, behaviors, and optimal performance in individuals and groups. Positive psychology is the study of factors and processes. Faktörler ve işlemlerin, süreçler burada, süreçlerin araştırılmasıdır, incelenmesidir. The study dediği için inceleme, araştırma. Faktörler ve prosesler, süreçler ama hangi faktörler? Ki lead to positive emotions, şuraya kadar, şunlara, şunlara, şunlara yol açan faktörler ve süreçlerin araştırılmasıdır. Neye yol açan? Positive emotions, pozitif olumlu duygular, virtuous behaviors, nasıl davranışlar, Erdemli davranışlar. Çok güzel. Erdemli. Virtue. O yerine e getirdiğin zaman bu da erdem demek. Virtuous. Bir insanı virtuous diye tanımlayabilirsiniz. Erdemli bir insan diye. Burada erdemli davranışlar. Ve optimal performance individuals and groups. Bireyler ve gruplarda daha optimal performansa yol açan, götüren, sebep olan faktörler ve proseslerin süreçlerin incelenmesidir. Pozitif psikoloji. Although a few, mainly self-psychologists, were always interested in health, adjustment and peak performance, the study of happiness was thought to be unimportant, even trivial. Şuraya kadar oldu olu cümle. Ne olmakla birlikte? A few, mainly self-psychologists az sayıda FU birkaç tane ve başlıca genellikle de self psychologist kendi psikologları kendi psikoloğu denilen bir şey kullanmış burada ne olduğunu bilmiyorum. Tartışabiliriz. Bu insanlar were always interested in health, adjustment and peak performance. Bu insanlar her zaman ilgileniyorlardı sağlıkla Adjustment, uyum sağlama. Şuradaki adjust, ayarlamak demektir. Adjust, aha. mesela koltuğu ayarlarsınız efendim, makinenin ayarını yaparsınız adjust. Ama burada topluma uyum sağlama, efendim işte şartlara uyum sağlama. Biraz böyle adaptation gibi. Hatta.